Gazeteci Adem Karaşoban arkadaşım bizi bekliyor. Selahattin Demirtaş ve HDP heyetinin ziyaretlerini ve temaslarını takip ediyordu. Şu dakikalarda da Almanya'da Selahattin Demirtaş yaptığı görüşmeleri tamamladı ve basın toplantısı gerçekleştirecek. Adem, sözü sana bırakayım. Sayın Demirtaş da hemen yanınızda bulunuyor. Size sözü bırakıyorum. Buyurun. Evet Pınar, Almanya'nın Berlin kentindeyiz, başkentteyiz. Biliyorsunuz HDP Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye'den bir heyet gelmişti. Bir dizi görüşmelerde, temaslarda bulunmak üzere. Önceki gün Avrupa Parlamentosu Başkanı ve diğer kurumlarla çeşitli görüşmeler ve temaslarda bulunmuştu. Bugün de Almanya'da Almanya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı olmak üzere birçok görüşmelerde bulundu Sayın Demirtaş. Biz öncelikle Sayın Demirtaş'tan hem görüşmelere ilişkin denilmelerini hem de Avrupa Parlamentosu'na başlayalım. Avrupa Parlamentosu sizi davet etti ve orada siz neler gündeme getirdiniz? Biraz özetleyin bize bunu. Türkiye biliyorsunuz çok sancılı bir süreçten geçiyor. Gerek iç politikada gerek dış politikada 14 yıllık AKP Davutoğlu vizyonu çöktü ve bunun sonrasında yeni bir çizgi, yeni bir iç ve dış politika hattı oluşturmaya çalışıyor Erdoğan. Fakat oluşturmaya çalıştığı hat demokratikleşme üzerine veya işte toplumun katılımı üzerine, barış üzerine değil. Yeni gerilim alanları, yeni savaş alanları, içeride ve dışarıda yeni düşmanlıklar yaratma üzerine ve bütün bu yarattığı algı ve 15 Temmuz darbe girişiminin de sunduğu fırsatla topluma yönelik bir tasfiye operasyonu, Kürtlere, muhalefete yönelik bir tasfiye operasyonuna dönüştürdü. Kürtler içeride ve dışarıda bir ortak düşman olarak tariflendi ve milliyetçi, dinci, ulusalcı bir ittifakla, bir cepheyle birlikte Erdoğan kendi devletini bir türlü yeniden inşa etme sürecine girdi. Bu tabii ki Avrupa Birliği'ni de etkiliyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor Türkiye'nin. Hükümetin bütün bu yanlışları, Erdoğan'ın bütün bu hataları hem içeride Türkiye'nin içinde büyük bir kaosa, sürekli bir gerilime ve savaşın büyümesine yol açarken ağır insan hakları ihlalleriyle birlikte Türkiye'nin içine kapanmasına, Avrupa Birliği sürecinden kopmasına da yol açan hatalar zinciri olarak devam ediyor. Bu konulardaki çözüm önerilerimiz, perspektiflerimiz, hedef olarak yaklaşımımız buradaki muhataplarımıza ilettiğimiz konulardır. Siz Almanya'ya geldiniz. Bugün de Almanya'da örneğin sabah Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Cem Özdemir'le bir görüşme yaptınız. Ardından yine Başbakan Yardımcısı SPD Başkanı'yla bir görüşme yaptınız. Yine Dışişleri Bakanı Sayın Frank-Walter Steinmeier sizi davet etmişti ki. Bu görüşmelerin özetini kısaca... Az önce belirttiğim perspektif ve çerçeve Almanya'da yaptığımız görüşmeler için de geçerlidir. Tabii Almanya daha proaktif bir dış politika izliyor son yıllarda. Özellikle Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta daha aktif bir, daha esnek bir dış politikayla meselelere müdahil olmaya çalışıyor. Önemli bir devlet. Avrupa Birliği'nin dinamosu, sürükleyici gücüdür Almanya. Dev ekonomisiyle işte burada yaşayan Türkiye'li, Kürdistanlı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı milyonlarca insanla birlikte Türkiye ile en yakın ilişkisi olan Avrupa ülkesidir. Türkiye'nin dış ticareti en fazla Almanya iledir. Dolayısıyla kültürel, siyasal, ekonomik birçok ilişkisi var Türkiye'nin Almanya ile. Böylesine önemli bir devletin çözümler konusunda hem Türkiye'nin iç barışı, demokratikleşmesi, Avrupa Birliği sürecinde reformlarla ilerlemesi sadece Türkiye'nin değil, sadece Kürtlerin değil, Almanya'nın da yararınadır, lehinedir. Çünkü istikrarlı bir Türkiye, barış içerisindeki bir Orta Doğu, güvenlik içerisinde bir Avrupa demektir. Güvenlik içerisinde bir Almanya demektir. Bu konularda kendi çözüm önerilerimizi buradaki görüşmelerimizde paylaşıyoruz. Tabii ki onların da fikirleri var, fakat açıklamak isterlerse kendileri açıklarlar. Bir de şöyle bir şey var, yani insanlar soruyor, işte geçtiğimiz hafta Güney Kürdistan'da birçok partiyle görüştünüz. Bu hafta Avrupa'nın birçok kurumu, neler oluyor diye insanlar soruyor, bize öyle soralım. Ya çok aktif bir dönemden geçiyoruz. Yani Kürt halkının kaderi çiziliyor Türkiye'de. Erdoğan diktası adım adım inşa ediliyor. Bütün bu süreçler, gelişmeler yaşanırken biz hem iç politikada hem dış politikada HDP'nin projelerini, HDP'nin fikrini anlatmaya çalışıyoruz. Kürtler arası birlik bu tarihi dönemde çok çok önemlidir. Hayati bir meseledir. Bu konuda çaba sarf etmeye gayret ediyoruz. Tabi bunların peş peşe gelmesi çok da bizim planladığımız bir durum değil. Yani bütün bu randevular ayarlanırken önce Güney Kürdistan'a, hemen arkasından işte Brüksel'e, Berlin'e gidelim diye özel bir çalışma yapmış değiliz. Ama bunlar randevular bu şekilde şekillendi.
iyi de oldu. Çünkü hem bir yandan Kürdistan, Güney Kürdistan'daki gelişmeleri yakından takip etme şansımız oldu. Hem de Avrupa'nın iki önemli başkentinde, Brüksel ve Berlin'de ne oluyor, ne bitiyor, ne düşünüyorlar dinleme, izleme, yakından görme şansımız oldu. Yani halkımız şunu düşünmeli. Evet, HDP ve bizim dışımızda birçok çevre mücadele ediyor, diplomasi yapıyor. Fakat asıl olan yani bütün bu başkentlere güvenerek mücadele yürütmek değil, kendi öz gücüne güvenmektir. Yani kendisi direnmeyen hiçbir halkın kazanma şansı yoktur. Halkımız emin olsun, biz elimizden geleni yapıyoruz. Her konuda çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimizle, kadrolarımızla, çalışanlarımızla, Avrupa'da binlerce siyasetçi büyük mücadele yürütüyor. Ama bunlar yetmez. Yani halkın da daha aktif olması ve sokaklardan, meydanlarda hakkını, özgürlüğünü, baskılara karşı duruşunu ortaya koyması lazım. Bir yandan da bunu büyütmemiz lazım. Sayın Demirtaş, bir de bir son dakika gelişmesi var. Onu sizlere aktarayım. Ben sanırım siz içerideki görüşmedeyken bu haber çıktı, yayınlandı. Yani dün akşam AKP tarafından birçok televizyon kapatılmıştı, biliyorsunuz. Kürt ve Arabi televizyonları başta olmak üzere. Onlarca televizyon kapatılmıştı ve bugün biraz önce Mehmet Nüçen'in lisansının iptal edilmesi için Oytılsat baskı yapıyor ve bir genelge ile bunun derhal kapatılması noktasında talimat verilmiş. Bu gidişatı siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani toplumun üzerine genel baskı kurulduğu her dönemde öncelikle medya kapatılır, medya karartılır. Dün gece işte 20'den fazla radyo ve televizyon muhalif Kürt Alevi kanalının, demokratik yayın yapan kanalların kapatılması toplumsal baskının, siyaset üzerindeki baskının artacağının göstergesidir. Hiçbir şekilde hiçbir muhalif sese tahammül yoktur. Yani şimdi HDP'ye dönük kapatma, milletvekillerine dönük tutuklama operasyonları başlamadan önce medyaya tümüyle bir karartma uygulamak istiyorlar. Muhtemelen sosyal medyaya da yansıyacaktır. Yani bütün medya kuruluşları tedbirini almalı, alternatiflerini geliştirmelidir. Yeni baskıların bir hazırlığı olabilir mi bu? Hiç şüphesiz. Bütün bunlar daha büyük operasyonların, askeri ve siyasi daha büyük operasyonların ön hazırlığıdır. Yani geçmiş dönemde bunlar defalarca yaşandı. Kürtler bu konuda deneyimlidir, bilirler. Yani televizyon durup dururken kapatılmaz, radyo durup dururken kapatılmaz. Daha büyük operasyonların ön hazırlığı olarak, yani toplum haber alma imkanlarından kısıtlansın ki daha büyük operasyonlar yapıldığında toplumun refleksi ve tepkisi en aza indirilsin diye bu tür hamleler yapılır. Bu her açıdan daha büyük operasyonların habercisidir. Kesinlikle muhalif medya kanalları alternatiflerini hızla yaratmalı ve topluma ulaşmanın başka yollarını da kullanmalıdır. Başka mekanizmaları da devreye sokmalıdır. Çünkü Erdoğan ve AKP hükümeti kanunları, hukuku tümüyle askıya almış durumda. Hiçbir hukuk kuralını dinlemeden her yerde alternatif, her sese ve her nefese saldırı düzenliyorlar ve boğmaya çalışıyorlar. Buna karşı elimizdeki bütün imkanlarla direneceğiz. Moralli olacağız, cesur olacağız ve bu saldırı dalgası karşısında dik durmayı başaran, ayakta durmayı başaran kazanır. Bunu unutmayalım. Ve biz ayakta durduğumuz, bu durmayı başardığımız zaman kazanmış olacağız. Demokratik kazanım bizim olacaktır. Çok teşekkür ederim Sayın Demirtaş. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yolculuklar diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sayın Demirtaş'ın zamanı kısıtlı olduğu için birazdan havalimanına gidecek. Türkiye'ye geri dönecek. Temasları bugün sona eriyor. O yüzden biz de yayınımızı burada kapatıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.